sezonun ilk Harbiye konseri hayırlı olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Çok iyi bir giriş yaptın Akif. Teşekkür ederim. Bu enerjiyle ben bu konsere çıkarım, yaparım. Vallahi çok heyecanlıyım. Sezonun benim ilk Harbiye konserim şu an. Ve çok heyecanlıyım. Güzel bir kalabalık var içeride. Buranın atmosferi çok farklı oluyor. Biraz daha nedense bir değişik oluyor. Bir garip bir heyecan var. Daha böyle ilk konsere çıktığım zamanları hatırlatıyor bana. Böyle bir heyecan yaşıyorum. Umarım güzel geçer. Bakalım. Efendim aslında bugün ikisi bir arada diyebilir miyiz? Hem şarkılarınız hem de bir görsel bir show da yapacaksınız. Zaten karşımızda da o şova başladınız diyelim. Bir şeyler yaptık yani. Bir şeyler yaptık. Umarım seyircimiz de sever. Özeniyoruz tabii ki. Seyircilerimiz de görsel olarak da bizi beğensin istiyoruz. Şarkılarımızı söylerken. Eylül Hanım yaptı. Peyman Bey, Peyman Umay'ın kreasyonu. Tabii kıyafet değiştireceğim. Evet. Yeni bir şeyler yapacağız ama bakalım, o da sürpriz olsun son. Kolye de ilginç efendim, aslında bir anlamı var mıdır? Kolyenin de herkes görsün diye taktınız galiba. Yok ya, yani bu aslında kombinin tamamlayıcı bir şey bu. Sevdim ben de, giydim. Peyman'a sormak lazım bu nedir diye. Ama sevdim. Ayakkabıda da bir bant var aslında ama o ne içinde acaba? Yani bulamadım bir şey bantlayayım diye. tarz olsun diye. Ayakkabı kendi böyle bu arada. Ayakkabının kendi böyle. Güzelmiş o zaman. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok beğenmiş gibi durmuyorsun ama neyse. Yoğun tempoda da devam ediyorsunuz. Konserden konsere, bugün de Harbiye'deyiz. Neler söyleyeceksiniz? Bu yoğun tempo sizin adınıza nasıl geçiyor? Bu sene biraz konserlere ağırlık verdik. Şimdi bugün buradayız. Sonra yarın Ankara'ya uçacağım. Ankara'da olacağız. Kültür Yolu Festivali kapsamında. Ankaralı seyircilerimizle buluşacağız. Bu sene biraz konserlere abandım yani. Gerçekten. Kimler katılıyor efendim her konserinize? Antep'te, Çanakkale'de. Evet. Çok bir ilgi var. Evet, çok çok mutluyum açıkçası. Çanakkale'de çok güzel bir kitle vardı. Keza Antep'te de çok güzel bir kitle vardı. Çok mutluyum. Vallahi Murat çok güzel geçiyor. Peki, çok pardon. Harbiye açık havalar sanatçılar için çok önemlidir ama böyle küt sanatçı olduktan sonra, çok yılları devirdikten sonra yeniden çıkıyorsunuz Harbiye'ye. Geçmişteki Murat Boz'a bakarak, geçmişe bakarak neler söylemek istersiniz bugün için? Allah seni bildiği gibi. Vallahi kıymetli dediğin gibi. Harbiye ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hani bundan 10 sene önce ilk çıktığımda nasıl hissediyorsam şu anda aynı şeyleri hissediyorum. Yani bir şey değişmiyor. Burası bir farklı bir yer. Güzel geçeceğini umut ediyorum. Güzel hazırlandık orkestra arkadaşlarımla. İnşallah güzel geçer. Sizler de beğenirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz da repertuardan bize bahsedebilir misiniz? Dümdüz Murat Boz şarkıları. Dümdüz. Dümdüz. Dümdüz yani. Bakalım seyircimizle birlikte güzel bir akşam geçirmeyi ümit ediyoruz. Yeni albümün şarkıları çok konuşuldu efendim. Özellikle sosyal medyada olsun, evet, dijital platformlarda olsun, en çok dinlenenler arasında neler söyleyeceksiniz bunun için? Vallahi albüm yapmak çok artık yeni dönemde kolay bir şey değil. Biz yaptık. Bundan sonra yapar mıyım? Bilmiyorum. Herhalde yapmam. Single single devam ederim ama evet, sevildi. Daha çok kendime yaptığım bir albümdü bu. Ama karşılığını buldu çok şükür. Bugün de yeni albümden de şarkılar söyleyeceğiz. Albüm doğrusu yapmam dediniz ama bunun nedeni nedir efendim? Maddi anlamdan mı, yoksa tek tek çıkıp sık bir şekilde mi şarkıları çıkartmak? Yani bir kitle var ki sizden albüm bekliyorlar. O kitleyi de doyurmak gerekiyor. O kitleye özel bir albümdü bu. Onu yaptım. Ama daha çok ekonomik anlamda tek tek yapmak sanki daha mantıklı gibi geliyor. Yani ülkede her şey pahalı hale geldiği için. Evet. Bizde de öyle. Dolayısıyla hani tek tek yapmak çok daha mantıklı gibi. Bugün dostlarınızı da yalnız bırakmıyor efendim. Aslında baktığımız zaman dostlarınız arasında da biz bugün bekar göremedik. Bugün bu sene kaç düğüne katıldınız diye ilk önce öyle bir girizgah yapalım. Düğüne bu sene katıldım, hatırlamıyorum. Şu an çok çok zor bir yerden geldi soru. Offsite'a da düşmeyeyim. Katıldım mı düğüne ben? Bu sene katılmadım ya. Katılmadım. Hayır. Acun. Evet. Çağla hariç. Onun dışında katılmadım. Efendim çevrenizde bekar arkadaşınız kaç tane kaldı? Siz kaldınız. Vallahi saymadım. Böyle bir şey tutmuyorum ama çok fazla yok. Sizin düşünceleriniz... Nereye geleceğini biliyorum. Evet. Sen var ya. Sizin düşünceleriniz nedir efendim bu yönde? Artık arkadaşlar da evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Biliyorsunuz ki magazin programlarında bizler de her gün bir düğündeyiz. Evet. Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz? Allah arttırsın diyerek başlayayım. Amin diyelim. Ben evliliğe karşı değilim ama yani
bu iş böyle hani sadece istemekle olabilecek bir şey değil yani. Hani birlikte bir ömür geçirebileceğiniz insanı bulmak bence bir mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk sevginiz olduğu için aslında hastasıyım. Bunu soruyoruz. Size hastasıyım de. Ama yani çocuk seviyorum diye de evlenemem. herhangi bir insanla. Dolayısıyla daha birlikte zaman geçirmekten, arkadaş olabileceğim bir insanla birlikte zaman geçirip bir çocuk yapmak tabii ki daha mantıklı olur. Kısmeti bulamadık henüz. Bulacağız inşallah. Murat Bozu nasıl bir kadın etkili? Oho. Tamam abi. Bazı sahnelerinizdeki dans performanslarınız sosyal medyada viral oluyor. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradaki eleştirilere bakıyor musunuz? Bir yurt dışı konserinizdeki dans performansınız sosyal medyada çok... Eleştirildi mi? Evet. Eleştiriliyorsa bir vardır bir bildikleri yani. Kötü anlamda mı? Yani biraz. Ha. Tamam, herkes mutlu edemeyiz, ne yapalım? Olabilir böyle şeyler yani. Hani herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Ben sahnede şöyle, bundan dolayı sadece şunu bilmeden isterim. Bundan dolayı kendimi sahnede durdurmak istemem. İnsanların da fikrine karışamam. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Buna da bir şey diyemeyiz. Eleştiriyorlarsa da saygım sonsuz yani. Peki. Öyle değil. Son bir görüntü alacağız Murat Bey. Evet. Görüntüyü bitirelim. Bitir görüntüyü.